Sevgili seyirciler, Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. İstanbul düğümü çözüldü. 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çoğunluğuyla Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönünde kararını verdi. Kritik toplantısının ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de bir açıklama yaptı. Yargı süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi. Bu kararları da size yazılı olarak ilettik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin açıklama kritik toplantının ardından geldi. Güven, yargı süreci sona erdi dedi. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yeniden yapılacak. YSK, AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçları ile ilgili yaptığı olağanüstü itirazı görüştü. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul etti. Seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK kararının sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle alındığı öğrenildi. YSK kararıyla Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal edildi. YSK, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleriyle seçim müdürleri hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararını verdi. İstanbul'da sandıkların kurulacağı tarih de belli oldu. 23 Haziran 2019'da pazar günü İstanbullular bir kez daha sandığa gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy kullanacak. YSK'daki tarihi kararı ilk duyuran AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel oldu. Özel, sosyal medya hesabından "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" ifadesini kullandı.